Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yengeçlerimiz, şöyle bir tane yengeç alayım. Bu bizim bir yengecimiz. Levreğin dayanamadığı en güzel yengeç bu. Bu sarı yengeç. Bu açık suda olur, kumda. Karada bunu bulamazsınız. Bunun ön kollarını böyle kırıyorum. Ön kollarını kırdım. Kaldı bacakları ve gövdesi. Şöyle bir oltam var. İki çeşit olta kullanıyorum. Şuraya klipsi takıp misneye bağlıyorum. Burada bir şamandıra var. Laminat parkelerin altına döşenen singer var. Onun üzerine fosforlu bant yapmışım. Levreğin dikkatini çeksin diye parlaması, ışıldamasından dolayı. Bir de yemleri havada tutuyor yengeçleri. Şöyle mustandın kancalarını kullanmışım. Büyük bir tane. Peşine bir tane daha. Ve peşine bir tane daha. Onun peşine de şöyle göstereyim. İkili kurşun. Bu ikili kurşun kullanmamın sebebi dalgalı havalarda kurşun pek fazla gezmiyor kumda. Tek kurşun kullanınca kurşun bayağı bir geziyor. Sürekli misine boşluyor. Şamandıralı oltaya yengeci şu şekilde takıyorum. Şu karnının altından bunu geçiriyorum, kancayı. Sırtından çıkarıyorum bu şekilde. Bu şamandıra onu suyun üstünde tutmaya sağlıyor. Yengeç böyle havada dalganın hareketiyle beraber sallanıyor. Levreğin hem yengecin sallanması hem de bu şamandıranın parlaması levreğin dikkatini çekiyor. Bu bir aşama. Bir de şöyle eşkina avında kullandığımız küçük kancalar var. Bunlara ben fosforlu hortum yapmışım. İsmi nedir bilmiyorum da. Bu glow'dur bunlar. Bunlara ışık vurduğun zaman ışığı belirli bir süre saklayıp eşkinanın dikkatini çekiyor. İkili dip oltasına da yengeci nasıl yapacağız? Şu bacaklarını makasla kesiyorum. Yengeç oltaya nasıl takılıyor diye sürekli sordukları için bu videoyu çok çekmek zorunda kaldım. Şu altında kapak var. İlk önce onu açıyoruz. Bu kapağı kopartıp attıktan sonra elimizde şu orta bölge, şu orta bölgeye elimizi baskı uyguluyoruz ki kırılmasın, dağılmasın diye. Bunu böyle baskı uyguladığınız zaman zaten kırılıyor. Şöyle elinizde tutarsanız bunu da böyle ayırmış olursunuz. Bu üst kabuk işe yaramaz. Şu aldığımız parçayı ikiye bölüyoruz. Zaten çatlamış. İki parça olduktan sonra buna kancayı en alt delikten, en alt bacağının delinden sokuyoruz kancayı. Hangi deliğe denk gelirse diğer bacaktan çıkarıyoruz. Bunu bacakların deliklerinden çıkarmaya özellikle dikkat edin ki aradan bir yerden çıkmasın. Çünkü yem dağılmasın. Bu şekilde. Bu zaten örnek olarak gösteriyorum. Bu işte eşkina takımının bir kancası olsun. İki kancalı yapıp kurşunla 50 gram kurşun, 40 gram kurşunla atıp avlanabiliriz. Herkese rast gelsin. İnşallah yardımcı olabilmişimdir.